Orta Nokta'dan hepinize merhabalar sevgili seyirciler. Nihat Kahveci ve Erman Özgür'le birlikte karşınızdayız. Sport Toto Süper Lig'de 34. hafta heyecanıyla mücadeleler devam ediyor. Hafta içi hafta sonu derken haftalar birbirini kovalıyor ve gerçekten de müthiş bir tempo, müthiş bir maç trafiği içerisinde şampiyonluk yarışı, Avrupa Kupaları mücadelesi, lige tutunma heyecanı, tüm bunları anbean sizlerle paylaşıyoruz. Sevgili seyirciler, gerçekten de Galatasaray'ın Fatih Karagümrük mücadelesi de haftanın nefes kesen maçlarından birisi olarak kayıtlara geçti. Çünkü üzerinde konuşulacak çok fazla konu var, çok fazla detay var. Nihat Kahveci ve Erman Özgür'le birlikte bu maçı değerlendireceğiz ama önce bir şu ana kadar oynanan maçlarda alınan sonuçlar ve programı hatırlatalım. Evet, 34. haftanın perdesini bugün açtık. Gündüz Göztepe, Atakaş, Hatayspor'u deplasmanda mağlup etmeyi başardı. Çaykur Rizespor'la Trabzonspor Karadeniz derbisinde golsüz berabere kaldılar. Galatasaray'da Fatih Karagümrük önünde bir birlik beraberlikle sahadan ayrıldı. Ve Galatasaray üst üste 3. maçında da ligde kazanamadı. Çaykur Rizespor ve Atakaş Hatayspor yenilgileri sonrası evinde de Fatih Karagümrük'le bir bir berabere kaldı. Maçın detaylarına bakalım dilerseniz. Galatasaray zirve yolunda çok çok önemli 2 puan daha bıraktı ve 62 puana yükseldi. Şu anda maçı eksik Beşiktaş'ın 67 puan olduğunu belirtelim. Galatasaray'da ilk yarıda ağlara giden bir top vardı Mustafa Muhammed'le. VAR kararı nedeniyle gol geçerlilik kazanmadı. Ryan Babel'in öncesinde bir elle oynama hamlesi vardı. Bundan dolayı VAR'dan döndü bu gol. Ardından özellikle çok konuşulacak bir pozisyon var. 20. dakikada Jermaine Lens ile DeAndre Yedlin arasında. O pozisyonda da Yedlin sakatlandı ve oyunu terk etmek durumunda kaldı. İkinci yarıda Alasan Endao'nun golüyle Fatih Karagümrük 60. dakikada 1-0 öne geçti. Bu golden 2 dakika sonra Jetson Fernandez'in asisti devamında Ryan Babel skoru dengeleyen isim oldu. Ryan Donk 69'da yaptığı hareketten dolayı VAR incelemesi devamında kırmızı kart gördü ve maç bir birlik beraberlikle sonuçlandı. Gerçekten de heyecan verici bir mücadeleydi. Özellikle 10 kişi kaldıktan sonra Galatasaray Fatih Karagümrük'ün son bölümde oyuna hükmettiğini gördük. Galatasaray'ın çok kritik bir pozisyonu vardı. Penaltı kararı çıktı önce Kerem'in yerde kaldığı pozisyonda. Ardından VAR'dan da bu karar döndü. Ve Ali Palabıyık VAR'da monitörde pozisyonu tekrar izledikten sonra VAR tavsiyesiyle penaltı ve Berkovets'in kırmızı kartını geri aldı. Ve oyunda bir birlik beraberlikle sonuçlandı. Nihat Kahveci, Erman Özgür tekrardan hoş geldiniz. Nasıl bir maç izledik? Önce bununla başlayalım, sonra detaylara değiniriz. Vallahi biz çok oyun konuşmayı seviyoruz da maalesef oyunun önüne geçen detaylar vardı yine. Onlara sonra da gireriz. Ama şunu söylemek istiyorum. Dünyada büyük takımlar vardır şampiyonluğa oynayan. Değil mi? Şampiyonluğa oynayan bir takım son 6 maçında bir galibiyet alıyorsa bir kere sahanın içinde çok sıkıntı vardır derim. Çünkü oyun olarak istediklerini sahaya yansıtamıyorsun. O yüzden bir galibiyet alıyorsun derim. 5 maçta da puan kaybı yaşıyorsun. Belki de bir ilktir yani. Kolay değildir şampiyonluğa oynayan takımların böyle bir seri yakalaması. Ama Galatasaray genelde olumlu anlamda ilkleri başaran Galatasaray maalesef bu sezonda işte bazı kötü ilkleri başarıyor. 2. Böyle bir takımın teknik direktörü bence bir numaraya yazılır. Ben de o yüzden bu süreci nasıl başarılı olduğunda Fatih Hoca şampiyon yaptı diyorsak şu anki başarısızlığın da bence en büyük sebebi bir numara olarak Fatih Hoca'dır derim. Sonra oyuna gelince Galatasaray maçı kötü başlamadı. Öyle bir gol attılar. Oo, muhteşem paslaşmalar filan. Ama öncesinde Babel'in eli doğru karar mı? Doğru. Sonra Yedlin'e ceza sahası içinde Lens'in ayağına basması. Dakika 20 filan. O bölüme kadar da Galatasaray iyiydi yani. Rakip sahada pozisyona giriyordu. Top çeviriyordu. Net kırmızı. Bilerek bastı. Bilerek basmadı. Yok olay. Net kırmızı. Sonra Donk'un pozisyonu var. Net kırmızı. Babel'in bir pozisyonu var. İzlenilse belki kırmızı verilir. Yani demek istediğim sahada bir tane hakem vardı. Adı Ali Palabıyık. Yemin ediyorum sana onun yaptığı hakemliği ben de yaparım. Yarın versinler bana düdüğü. 3 gün sonra beni atasınlar bir maça. Onun yaptığı hakemliği ben de yaparım. Neden? Her pozisyonda VAR'a gittin.
Her pozisyonda. Gözünün önünde olan pozisyonda da vara gittin. Gözünün önünde olmayana da vara gittin. Ama gitmen gereken pozisyonda da gitmedin ya da çağırmadılar. Çok enteresan. Bu hakemliği ben de yaparım ya. 5 saniye, 1 dakika sonra karar verilecekse, değil mi Erman? Beni çağıracak. Oh ne güzel, giderim izlerim. Veririm. Atasınlar beni ya. Merkez sesleniyorum. 3 gün sonraki maça beni atasınlar. Yemin ediyorum bugünkü hakemle daima maç yönetirim. Ya bazı işler bu kadar kolay olmamalı. Var sana yardımcı olmak için var. Bunu 150 kere söyledik. Hakemlerimiz öyle bir rahatlık var yani. Var dışında her şey var hakemlerde. Rahatlık var. Ama sen gitmen gel. Ya adam ayağı kırıldı. Halen basıyor, oynuyor. Ben artık üzüldüm böyle. Yürüme diyorum, basma diyorum yani. Bastıkça Allah korusun hani ne olduğunu bilmiyoruz. İnşallah ciddi bir şey yoktur. Kırık şüphesiyle gidiyor. Çatlaksa da bastıkça artar o çatlak. Hiç basmaması lazım. Halen deniyor, deniyor. Çünkü az çok farkında. Maç çok önemli. Puan, 3 puan alması gereken bir maç, deniyor. Ya olmaz ya. Her şeyde vara gidiyorsun. Orada niye gitmiyorsun? Bazı şeyler bu kadar basit olmamalı. 20. dakikada 10 kişi kalsa Karagümrük işler değişebilir. Ama diğer taraftan da Galatasaray ne oynadı? Galatasaray bir şey oynamıyor. 6 maçtır bir şey oynamıyor. Kayseri deplasmanında da çok oynamadı. Oyuna giren Fegoli'nin işte paslarıyla Onyekuru'nun attığı gollerle aldı. Galatasaray'ın bir oyun yapısı var değil mi? Herkes bilir. Fatih Hoca'nın oynatmak istediği bir oyun yapısı var. Ama bu kadronun oynadığı ikisine de uymuyor. Burada da ben Fatih Hoca'ya yazar derim yani şu süreç. Çünkü hadi oyun oynamıyor, hırsın da mı geçmiyor? İsteğin arzun da mı geçmiyor? Ama ben buradan 1 ay önce ya da 2 ay önce Fatih Hoca ceza aldığında dedim. Fatih Hoca çok tecrübeli teknik direktör. Evet kızabilir, bir şeyler konuşmak isteyebilir ama ceza almaması gerekiyor. Oyuncuların Fatih Hoca'yı kulübede görmesi gerekiyor diye dedim. Lafımın tekrardan arkasındayım. Fatih Hoca'nın kulübede olmadığı maçlarda daha çok sıkıntı var Galatasaray'da. İstatistikler de onu söylüyor. Sonra Levent Hoca maç sonu çıkıyor. 60. dakika gole kadar iyi oynadık diyor mesela. İyi oynamıyor Galatasaray. İyi oynamıyor. İlk yarı sadece kaçan net 2 tane pozisyon var Karagümrük adına. Endao'nun vurup direkten dönüp Lens orada pas verse boş kaleye gol olacak. Vurdu adamdan döndü. Sonra direkten dönen top var. Muslera'nın çıkardıkları. Yani bu Galatasaray oyunu değil. Bu Galatasaraylı oyuncularda olması gereken istek arzu bu değil. Ama dediğim gibi 20. dakikadaki olayda maçın gidişatını değiştirdi mi? Bence değiştirdi. Şimdi o pozisyonda maçın geneliyle başlayacaktık ama Nihat Kahveci de değindi. Çünkü maçın geneline etki edecek bir pozisyon. Yani evet. Orada Fatih Karagümrük 10 kişi kalsa farklı bir denklem ortaya çıkabilirdi oyunun doğası gereği. Daha 20. 25. dakika. Suat Arslanboğa var hakemi mi çağırmalı maçın hakemi? Ali Palabıyık yoksa Ali Palabıyık mı? Yani bu pozisyonu ilk anda süzemediyse yani oradaki protokolün de işleyiş biçimine göre de aslında burada hata payı soruşturulabilir. Çünkü çok net bir pozisyon gibi gözüküyor. Anladığım kadarıyla VAR prosedüründe orta hakem ben gördüm pozisyonda kırmızı yok dediyse tekrar karışma yetkisi de yok VAR hakemine. Tamam. Muhtemelen böyle bir diyalog geçti ama mesela Babel'in pozisyonunda Nihat'ın söylediğine şöyle katılıyorum. Babel'in pozisyonunda Muhammed'in attığı golde el olduğunu görebilmesi için arada 1 metre var ya. Evet. 2 metre var. Çok yakın. Yani top Babel'in eline çarparken hakemin görüş açısında ve göremiyor. O yüzden çok fazla VAR'a gitti. Ha VAR'a gittiği zaman verdiği kararlar doğru. Hani Babel'in eli de doğru. Donk'un kırmızısı da doğru. Kerem'in penaltısının iptali de doğru. Bunlar doğru. Ama Lens'in pozisyonunda Lens topa vurduktan sonra rakibinin ayağına neredeyse kıracak düzeyde basmışken bana göre de pozisyonun hakkı kırmızı kart. Hani yoruma açık bir pozisyon mu? Bunu sakarlık olarak değerlendirebilir, niyet olarak ama öyle bir basış var ki artık burada oyuncu topa vurdu diye veya top ondaydı diye nasıl kart olmadı onu ben de bilemiyorum. Bence maçın içerisinde maçın kaderini etkileyen evet gerçek bir hata. Galatasaray'da Hatay maçından sonra şunu söyledik. Ben kırmızı kartı da yormuyorum meseleyi çünkü Galatasaray takımı Hatay maçından sonra önce ruh halinin geri gelmesi gerektiğini söyledik. Şampiyonluğa oynayan takımın ruh haline bürünmeliydi. İlk 11'inden yine 5 oyuncu değişti. Ama ruh hali değişmedi Galatasaray'ın. En önemli detay bu. Galatasaray mesela Levent Hoca'nın söylediğine hiç katılmıyorum. Pozisyon sayısına bakarsan sen iyi oynadım dediğin dakikalarda rakibin senden fazla gol pozisyonuna girmiş. Nasıl iyi oynamış olabilirsin? İyi falan oynamadın. Çok pozisyon veriyorsun her şeyden evvel.
bu kadar şampiyonluk adayı pozisyon vermez. Ama Karagümrük'ü şöyle iyi analiz etmişler. Karagümrük sezon boyunca geriden pas yaparak çıkmaya çalışan bir takım. Önde baskı yaptılar. Biglia'da yokken bunu bir avantaja çevirmek istediler. Karagümrük'te hiç demoralize olmadı. Top kaptırmış olmasına rağmen devam etti. Herkes kendi oyunun üzerine gitti. Ama sen bunu avantaja çeviremedin. Biglia'sız olmasına rağmen büyük takım oyununu oynayan Karagümrük. Deneyen Karagümrük. Topa daha fazla hakim olan Karagümrük. Maçın sonunda Balkoviç'le çok net fırsatları var. Kalecin olmasa mağlup olmuştu. Mevlüt karşı karşıya kaçırdı. Mevlüt bir tane de Balkoviç'in plasesini çıkardı. Balkoviç'in pozisyonu. Mevlüt dedesi bir kere de. Yanlış söyledi. Ali abi yanlış söyledi onu ama. Balkoviç'in pozisyonunda çok müthiş bir fırsat çıkardı. İlk yarıda Muhammed'in kafasını Viviano müthiş çıkardı. Maçın yıldızları bence iki takımın kalecisi. İkişer tane çok net kurtarışları var. Özellikle Viviano'nun Muhammed'in kafasında kurtardığı pozisyon ayağının dibine gelen maçın bence en önemli anı. Çünkü öne geçse Galatasaray belki maçın hikayesi değişecek. Ama şampiyonluğa oynayan ruh hali yok Galatasaray kadrosunda. Bu bir gerçek. Profesyoneller var. Getson belki Galatasaray'daki iyi maçlarından bir tanesini oynamış olabilir. Ama şampiyonluğa oynayan takımın coşkusu, isteği, rakibi hırpalayışı falan yok Galatasaray'da. Beşiktaş'ı şampiyonluk yolunda strese sokabilecek bir takım yok. Fenerbahçe konuşuyoruz, Galatasaray konuşuyoruz ama onları konuşurken bize futbol adına bir şey konuşturtmuyorlar. Sadece çok hata yapmalarıyla ilgili konuşuyoruz sürekli. Bugün Galatasaray'da şunu hiç anlamakta zorlanıyorum. Kimse kusura bakmasın. Galatasaray sağ kenarında Şener'le Oğulcan oynadı. Şampiyonluğa oynayan Galatasaray kenarında. Feghouli oturuyor. Muhammed 80 dakika yürüyüş yaptı. Falcao oyuna giremedi Galatasaray'da. Halbuki Hatay maçında oyuna girdiği zaman Galatasaray santraforuyum diye bas bas bağıran bir performansı vardı. Ya çok enteresan seçimler de var Galatasaray'da. Maçın istatistiklerini bir rica edeyim. İstatistikleri üzerinden maçı değerlendirmeyi sürdürelim. Maçın rakamları bunlar. %53 topa sahip olan bir Fatih Karagümrük. Ki 17 şutu var Galatasaray'ın. 4'ü isabetli. 9 şutun 7'si isabetli Fatih Karagümrük. Gerçekten kaç pas yaptıkları rakam var mı? Madem ben sana söyleyeyim buradan. Tamam söyle. O istatistiğe bakmıştım. Bir kere 10 kişi kaldığın için Fatih Karagümrük topla daha çok oynaması normaldi yani. 4 son 20 dakika. Sonra ama son 20 dakika. Evet. 401 pas Fatih Karagümrük, 365 pas Galatasaray. Bak şimdi istatistiklerin enteresan olduğunu söyleyeyim sana. 365 pas yaparken 17 şut. Yani daha dikine gitmeye çalışan evet. Galatasaray. 401 pas yapmış daha toplu oynayan taraf ama 7 şut. Çünkü daha fazla ihtiyacı olan bir puanın yetmediğini bilen Galatasaray tarafı. O yüzden de bu istatistiklerde topa hakim olmak çok önemli değildir. Rakip kaleye ne kadar gittiğin önemlidir. Bence şu da önemli. 14 orta girişimi var. İkisi isabetli Fatih Karagümrük'ün. Ama 7 isabetli şut var. Yani ayağa top yaparak daha organize. Özellikle Galatasaray'da bir kişi eksildikten sonra. Daha hani böyle pas trafiği içerisinde set üzerinden hücum eden bir Fatih Karagümrük. Kısacası planı olan bir Fatih Karagümrük gördük biz. Net. O yüzden 32 yaşında. Bizde hemen ne derler? Tecrübesiz. Bak kendi yarı sahası üzerinde gol top kaptırdı, gol yedi ama aynı oyununa ısrar etti. Biliyor. Oynatmak istediği oyun var, uygulatmak istediği oyun var. Öncelikle cesaretinden dolayı tebrik ediyorum Farioli'yi. Daha 32 yaşında. Çünkü oynamak isteyen bir takım. Top kaptırdı değil mi? Hemen diyebilir. Stoperler, orta sahalar uzun vurun demedi. Farioli konuşuyormuş. Bir tamam, kulak verelim. Since the first moment, we had some difficulties. We moved forward, and I'm really proud for the effort that all the team put on the pitch. You know, our week was not the easiest one, but we went over. So again, I need to be really grateful with my team, with my staff, and all the people that are working for us. Maçın başında öncelikle buradan bütün ekibime, oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum. Maçın başında zorlananlar yaşasak da işin üstesinden gelmeyi başardılar. Güzel bir efor sergilediler. Hafta içinde yaşadığımız olumsuzluklara rağmen gayet iyi bir iş çıkardılar. Bu yaptıkları efor, gösterdikleri beceriden dolayı bütün oyuncularıma, bütün ekibime ve etrafımızda olan, bizimle çalışan bütün herkese teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Soru var mı? Teşekkür ederiz.
Evet, Francesco Farioli, Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü Şenol Can'dan sonra bir başka genç isme görev verdi Fatih Karagümrük organizasyonu. Farioli ile ilgili konuşacak konular var. Onları da soracağım Nihat Kahveci ve Erman Özgür'e. Galatasaray tarafında da Levent Şahin'i dinleyeceğiz. Bakalım o neler söyleyecek. Merhabalar, hoş geldiniz. Levent Şahin hocamızın basın toplantısıyla birlikteyiz. Sorularınız varsa sizlerle başlayalım. Oğuzhan'a. Maçın değerlendirmesini alabiliriz hocam. Bir de yetmenizi öğrenelim. Yedin şu anda hastaneye gidiyor. Kırık şüphesiyle. Umarım çok ciddi bir şey olmaz. Ama görünüşe göre sıkıntı yaşayacağız gibi gözüküyor. Maça gelince aslında sorduğun oyuncu ile ilgili oyunun 20. dakikasında bir mesaj aldığımızı düşünüyorum. Gidişat, oyun ve maçla ilgili bize verilen net bir mesajdı bu. Burada her iki takımda oyun oynamaya çalışan, oyunu güzelleştirmeye çalışan düşünce içerisindeydi bana göre. Ama maalesef kitaplarda yazılan kurallar sanırım her maç ve her takım için farklı bir şekilde açıklanabiliyor ve yorumlanabiliyor. Sağ olsun her itiraz ettiğimiz pozisyonlarda bize hakem arkadaşlar değişik, farklı, hepimizin futbola farklı bir boyutta bakmamızı sağlayacak açıklamalar yaptılar. Oyun tarafını biz kendi içimizde değerlendiririz. Hatalarımızı, eksilerimizi, artılarımızı, doğrularımızı. Ama dediğim gibi oyunun belli noktalarında kaderini etkileyecek pozisyonların olduğunu düşünüyoruz. Ki akşam muhakkak yorumcular da bunları tartışacaktır. Bu taraftan girmek istiyorum konuya. Dediğim gibi yani sonuçta oyunu biz kendi içimizde değerlendireceğiz. Ona göre yolumuza devam edeceğiz. İnsanlar hata yapabilir. Hepimiz yapabiliriz. Ama hatayla niyeti ayırmak bence çok farklı bir şey. Hem görsel hem de işitsel olarak sanırım Riva'yla sağlıklı bir şekilde pozisyonlarla ilgili maçın hem rakip hem bizim pozisyonlarımızla ilgili sağlıklı bir şekilde iletişim kuramadılar herhalde. Kaybedilen puan sonuçta ne olursa olsun her zaman söylüyoruz. Galatasaray kendine yakışır bir şekilde yoluna devam edecektir. Bu kadar. Başka soru var mı? Yoksa karşılaşma yapacağız falan medyanın üstlerinden bir soru var. Sezgin Gelmez Beyaz TV. Hocam Fatih Hoca'nın 8'de kapanır, 18'de sözünü hepimiz hatırlıyoruz. Sizce bu şartlarda Fatih'in kapanılması mümkün mü? Galatasaray futbol takımının olduğu her şey, her yerde her şey mümkündür. Biz de bundan sonraki maçlarda bunun mümkün olup olmayacağını biz kendi adımıza, üzerimize düşenizi yapacağız. Ama dediğim gibi umarım dış etkenler buna çok fazla etki etmez. İyi akşamlar. Evet. Levent Şahin'in de açıklamalarını dinledik. Tabii Galatasaray tarafı doğal olarak Ali Palabıyık'ın performansı üzerinden, Deandre Yedlin'in pozisyonu üzerinden maçı öncelikli olarak görüyor. Konuşacak detaylar var. İlginçtir. O konuda haklı mı? O pozisyonla ilgili zaten biz de dedik. Evet. Net haklı. Ama mesela ben şunu bilmek istiyorum. Muhammed ile ilk 11 başladı Hatayspor deplasmanında. Performansı kötüydü. Sonra yarım saat Falcao girdi. 45'te Falcao girdi. Bak Galatasaray adına var ya takımın en iyisi neredeyse Falcao'ydu. Sonra Babel'di. Babel bugün 11'e döndü. Falcao oyuna girmedi bu maçta. Bak bu çok enteresan. İki, bu Eto'bu ısrarını anlamıyorum. Eto'bu her aldığı topu geriye oynuyor, yana oynuyor.
Bu arada bak Jetson geldiğinden beri var ya en iyi maçını oynadı ha. Galatasaray'a geldiğinden beri o gol attığı dönem bile bu kadar iyi oynamamıştı. Bugün bence en iyi maçını oynadı. Öne doğru oynayan bir Jetson vardı. Baskı yapan o işte defanstan çıkmasın diye Karagümrük. Sonra Erman da söyledi. Ya Şener, Oğulcan. Şampiyon olma ihtimalin yok. Sağ kanadında bu oynuyorsan. Ya buralar Mariano, Fegulleri gördü ya. Hani nereden nereye? Fegüli niye oynamıyor? Tamam Hatay maçında kötü oynadı 45 dakika. Çıkardın. Ama Fegüli'nin kredisi o kadar mıydı ya? Fegüli'yi bu takıma monte et ki şampiyonluğu oynamak istiyorsan iyi bir Fegüli lazım diyoruz biz. Oynamıyor. Emre Akbaba bir kayboluyor. Birden bir bakıyoruz hiç olmaması gereken maçta ilk 11 çıkıyor. Tamam Muhammed'le ilk 11 başladığında ama Muhammed 70 dakika 80 dakika özellikle ikinci yarı hiç sahada yoktu Muhammed. Ve ilk yarı o golü atacaksın altı pasta. O kafayla vurduğunu atacaksın yani. Galatasaray'ın forvet oyuncusu bak dedik 5 maç peş peşe iyi oynadığında övdük ama Galatasaraylı taraftarların forvet konusunda limit seviye çok yüksek. Gol krallarını eleştirdi Galatasaray taraftarları. Muhammed o yüzden dikkat etmeli. Böyle bir yokuş aşağı gidiyor performansı. Bunda tabii ki tek etken kendisiyle alakalı değil. O da her hafta değişen orta saha, her hafta değişen kanatlarla oynuyor. Tamam onun da mazeretleri var ama Galatasaray taraftarları öyle bakmaz. Forvetin gol atacak. Gol atmadı mı eleştirir. Hani her hafta değişen bir kadro. Hep deriz istikrarlı olmak önemlidir. Tamam Covid'den dolayı bazı oyuncular olmuyor. Oralara hiçbir şey diyemeyiz. Onlar elimizde olmayan sebepler. Ama öyle işte böyle kırmızı kart görenler, sarı kart görenler de biraz dikkat edecek yani geleceği düşünerek. Bugün maçın son 15 dakikası bazı Galatasaraylı oyuncular kırmızı kartlık oynadı. Kırmızı kartlık. Bak matematik olarak Galatasaray şansı devam ediyor mu? Ediyor. Biz ne duyduk daha önceki senelerde? 8'de kapanır, 10'da kapanır, 18'de kapanır. Ama nasıl kapanır? Bu oyunla Galatasaray'ın şampiyonluk şansı devam etmiyor. Oyunu güzelleştirirse, özüne dönerse her şey kapanabilir. Sonuçta yarın Erzurum deplasmanında Beşiktaş'ın net yenecek diye bir şey konuşamıyoruz. Bu sezon her sürprize gebe. Ama Beşiktaş Kasımpaşa'ya yenildiğinde de dedik ki bu bir kaza gibi bir şey. Kötü oynadı. Alanya maçında çıktı. Tekrar özüne döndü Beşiktaş kazandı. Ama Galatasaray'da 6 maçtır o özüne dönme yok. Oyun olarak, beklenti olarak Galatasaray çok kötü futbol oynuyor. Fenerbahçe ile yarışıyorlar. Hangimiz daha kötü oynarız diye. Çok enteresan ama ilk 3 sırada bu iki takım var hala yani. Erman Özgür, yani bu sezon Galatasaray 9 maçta ilk golü yemiş. Çeviremiyor. Nihat Kahveci'nin dediği noktayı bence destekleyen bir rakam bu. Sadece 2 puan çıkartabilmiş 9 maçta. İlk golü yediği hiçbir maçı kazanamamış Galatasaray. Yani şampiyonluk refleksi diyorsun ya Nihat Kahveci. Ya buralarda takımın bir reaksiyon göstermesini taraftar bekliyor. Gol yediği zaman Galatasaray taraftarı şunu biliyor artık. Biz bu maçı kazanamayacağız da bir puan alırsak iyi. Nitekim Mustera'nın kurtarışı olmasa belki bir puan da alamayacaktı Galatasaray. İşin enteresanı ne biliyor musun? Bir maç vasat giderken mağlup duruma düşebilirsin ama değişikliklerle bir hareket gelir. Tempo artar, bir iki tane değişiklikler 5 olmasına rağmen sayı olarak değişen hiçbir şey olmuyor. Ya rakibin bu sezon ilk defa oynattığı 18 yaşında bir çocukla oynuyor. Evet. 18 yaşında. O yüzden Farioli'yi tebrik ederim kısmında. Efe Tatlı. Evet, Nihat'a ek yapayım. Bu sezon ilk defa Süper Lig'de oynuyor. 18 yaşında. Çok uzun zamandan beri iyi bir performansını görmediğimiz Lens'le oynuyor rakibin sol kenarda. Ki ilk yarıda eminim eğer finalleri iyi yapabilse, final paslarını, doğru seçimleri ya da şut mu atacak onları 3 tane skor yapardı sol kenarda. Evet. Fenerbahçe'deki Jermaine Lens olsa bugün, hadi Fenerbahçe'dekini geçtim. Yani Beşiktaş'taki deme sakın. Demeyeceğim. Zaten Fenerbahçe... Sakın. Haksız bu Beşiktaş'taki Lens. Evet. Bu Beşiktaş'taki Lens Fenerbahçe. Bugünkü daha da kötü. Daha da kötü ama hadi maç oynama pratiğini kaybetmiş falan. Ya yarısı diyorum. Olsa Fenerbahçe'deki. Ya Yedvin'in arkasında hazine buldu. Habire gidiyor oraya. Bomboş kafayı kaldıran atıyor. O da alanı bulmuş. Tay gibi gidiyor maşallah. Zaten yaptığı hata da yine alıp gittiği bir pozisyondan. Yaptığı hata diyorum çünkü topu hem rakibine çarptırdı hem de gitti adamın ayağını kırıyordu az kalsın. Yani başka bir iyi kanat oyuncusu bu pozisyonları yakalasa. Yani mesela Abubakar gibi bir oyuncu yakalasa orada neler yapar biliyor musun? Lens çok kötü olmasa Galatasaray'ın avantajına da oldu. Yani Galatasaray oyunu oturtamıyor. İlk golü yiyor falan ama Galatasaray oyunun hangi bölümünde iyi?
hangi bölümünde iyi bir bakalım. Oyuna girenlerden sorum. Falcao oyuna girdikten sonra Hatay maçında pozisyona girmeye başladın. Evet. Duran toptan vurdu kafayı direğe. Frikik denedi. Sağa gitti. Değişti. Sola gitti. Abi Mustafa Muhammed kendini attı stoperlerin kucağına. Ne sağa gidiyor ne sola gidiyor. Bana getirirlerse. Abi takımın getiremiyorsa sen hareketleneceksin biraz. Ha şöyle bakıyor olabilirler. Seneye bu takımda Falcao yok. Ama biz Mustafa Muhammed'i alacağız diye bakıyorsan önündeki şampiyonluk yarışını sen üstünü çizmişsin demektir. Mustafa Muhammed'in ilk 5 maç 13 şutu, 5 golü vardı. Son 5 maç yine 13 şut ama 0 gol. Evet. Evet. Galatasaray gibi kendisi de takımıyla beraber düşüşe geçti. Jermaine Lens'i ben şuna benzettim. Bilmiyorum katılır mısınız? Space Jam diye bir film var. Hatta ikincisi çekiliyor. İlkinde işte Michael Jordan uzaylıların yeteneklerini şimdi çaldı. Şimdi LeBron değil mi? Şimdi LeBron oynayacak. Orada da işte Patrick Ewing, Charles Barkley gibi dönemin NBA yıldızlarının yeteneklerini çalan uzaylı takımına karşı kendi takımıyla işte o karakterlerle. Beyzbolcu olarak gidiyor. Aynen beyzbolcu, beyzboldan geri dönüp parkelere dönüyordu. Jermaine Lens'i de ben o Space Jam'deki uzaylı takımına benzetiyorum. Sanki birileri geldi, Jermaine Lens'in yeteneklerini aldı ve gitti. Yani bu Jermaine Lens PSV Eindhoven'da... Çok yetenekli miydi acaba? Ya Dries Mertens'den daha şöhretli bir oyuncuydu. Dries Mertens 10 milyon euroya Napoli'ye gitti. Jermaine Lens 12 milyon euroya Dinamo Kiev'e gitti. Mertens Napoli'de Maradona'dan daha çok gol attı gittikten sonra. Jermaine Lens hani Fenerbahçe'ye döndü. Ben Kadıköy'de çıplak gözle izledim Jermaine Lens'i. Hollanda milli takımıyla Türkiye'ye karşı 2012'lerde falan Gökhan Gönül'ün en zirve dönemindeydi. Gökhan Gönül sağdan sildi Jermaine Lens. Öyle bir top oynadı ki. Yani Fenerbahçe'de de çok iyi oynadı. Fenerbahçe'de de çok iyi o tonda oynadı. Ama neden ne iyi olduysa... oynadı Fenerbahçe'de? Kiralık olduğu için mi? Hayır. Fenerbahçe kimin döneminde oynadı? Aykut Hoca. Fenerbahçe'nin Aykut Hoca dönemiydi. Advokat. Advokat dönemi. Nasıl oynuyordu Advokat. Fenerbahçe? Kendi yarı sahasına çekilen, topu rakibe bırakan, geniş alanda oynayan bir Lens vardı. O performansıyla da Beşiktaş'a geldi. Bu sefer tam tersi futbol oynuyorsun, rakip sahadasın, alan yok. Lens kayboldu gitti. Ya ama bir oyun pratiği Nihat Kahveci... Ama bugünkü Lens yine geniş alan vardı. Bu sefer kalite normalde kaybolmaz deriz i̇şte ama... İşte ben ona şaşırıyorum. Lens o konuda da enteresan kalitesini de kaybetmiş topu yani. Kontrol edemiyor, tutamıyor, ayağından kaçırıyor. Yani... Hızlanmanı kaybedersin, atletizmini kaybedersin evet, de... Evet, fiziğini kaybedersin. Beşiktaş'ta... Yetenek koordinasyonu, koordinasyonu bozuk bir oyuncu profilindeydi. Yani bilmiyorum, oynadıkça aslında normale dönersin. Ama oynadıkça daha çok bozuluyormuş. Topla giderken düşünemiyor mesela. Kafasını sağ tarafa çevirip bakamıyor arkadaşlarına. Ya rakibi geliyor, müdahale alanına giriyor, o hala gidiyor. Çok ilginç. Yani bazen çok yetenekli bir oyuncuymuş gibi oynuyor. Sarsfork evet. maçı var Beşiktaş'ın deplasmanda kazandığı. Bak bir tane maç ya. Bir tane maç. Beşiktaş 4 yıllık kaç yıl oynadı Beşiktaş? Bence 5 tane sayamaz. Zor. Yani zor. 5 tane sayamaz. Beklentilerin çok altında kaldığını kabul ediyorum. Elbette mesela sağ bek oynadığı, sol bek oynadığı, sağ önde oynadığı, evet. hamle olduğu falan bir sürü maç var. Şanslarını değerlendiremedi. Ama bugün bulduğu şans Yedlin'di. Adamı da sakatladı. Yani öyle bir koordinasyon kaybı var. İnşallah bir şey yoktur. Yani hakikaten. Önemli olan önce oyuncu sağlığı. Bu bile koordinasyon kaybı. Bir şey olmasın da puanlar önemli değil. Bu bile koordinasyon kaybı. Yani rakibin ayağını o şekilde basmak da bir koordinasyon kaybı. Bak bilerek mi yaptı? Pozisyonda ile 2-3 tane var devamında. Donka da yaptı aynısını. Tabii. Bak topa şöyle vuruyor. Ayak devam ediyor Lens'te. Enteresan yani. Evet. Sahip sakatlayacak hareketler Donka yaptı. Donka denk gelmedi. Bir pozisyon sonra Donka da denk gelebilirdi. Yine aynı pozisyonda bu sefer Donk müdahale etti. Yine ayağını salladı. Çok enteresan. Evet. Yani Jermaine Lens böyle bir oyuncu değildi. Çok enter. Geldiği nokta gerçekten şaşırtıyor beni negatif anlamda. Fatih Karagümrük orada başka türde yani ligdeki herhangi bir yani alt sıralar dahil bir tane takımın ilk 11 çıkan kanat oyuncusunu oynatsa yani tam böyle büyük takımlara karşı boş alan bulup etkili olabilecek tarzda bir tane kanat oyuncusu sıradan oynasa daha çok pozisyon bulurdu. Lens çıktı. Zaten benzer şutu pozisyonda attı, gol yaptı. Endai gol yaptı. Evet. Yani çok enteresan. Bu arada Karagümrük'te de iki tane önemli oyuncu eksikti. Yani takımın evet. beyni yoktu yani Biglia. Orada Efe'yi oynattı. Borini yoktu. Yani Efe'nin performansına şöyle bir parantez açalım. Çok kısa çünkü ligde bu sezon oynayan en genç oyuncu Efe. Ve sahada
59 kez topla buluşmuş, %91 pas isabeti, 7 tane sahipsiz top kazanmış, 6 ikili mücadele, 4 top kapmış, 3 de pas arası. Yani %91 pas isabeti o mevkideki oyuncularda genelde oluyor. Atiba %99'lara çıkıyor. Yani ne kadar risk aldığınla alakalı, oraya bakmam ama böyle bir maça çıkıyorsun 18 yaşında ilk defa. Hı hı. Bence iyi performans gösterdi. Geleceği olan bir oyuncu yani. Bütün takım arkadaşları pas yapmaya tabii çalışınca o da ayak uydurdu. İyi solağa benziyor. Biraz bırakalım çünkü oyuncunun gelişimi öyle maç tabii oynadıkça gelir. Hiç eleştiriye açık değil. Ne yıldızlar çıkardık abi, ilk maçına, maçlarda. İlk maçına Galatasaray deplasmanında çıktı. Yani önce hocasını sonra kendisini tebrik edelim. İnşallah devamı gelir diyelim. Hocayla ilgili biraz konuşalım. Yani Fatih Karagümrük dosyasını biraz açalım. Sonra Galatasaray'a tekrar geri döneceğiz. Francesco Farioli daha 1989 doğumlu. Sen de söyledin. Nihat Kahve çok genç bir teknik adam. Açıkçası 32. Bu profillere alışık değiliz ligimizde. Çağdaş Atan'ın yardımcısı, ligde 2 tane pas oyunu var. Hatta Opta istatistiklerine de yansımış. Galatasaray'ın bu sene rakibinden daha az topa sahip olduğu 2 maç var. Biri Alanya maçı, biri de bu maç olmuş. Benzer ekoller Çağdaş Atan'la birlikte. Kaleci antrenörlüğünden gelen bir isim. Futbolcu kariyeri yok. Genç yaşlarda antrenörlüğe başlamış. Şöyle bir enteresan detay. Benevento ve Sassuolo'da çalışmış. Ben Benevento'nun da Sassuolo'nun da o dönemki futbolunu hatırlıyorum. Orada De Zerbi'nin yardımcılığını yapmış yine kaleci antrenörü olarak ama o dönem Benevento, mesela bu Guilherme var ya, daha sonra Trabzonspor'a da geldi Malatya'dan. Evet, evet. O Guilherme de Benevento'da oynuyordu. Pas yapan bir takımdı. Kaleciden itibaren iki stoperini kendi kale alanına koyup ne olursa olsun pas yapan. Çok gol yiyordu o Benevento. Küme de düştü. Hatta Cengiz Ünder 2 gol bir asist yapmıştı. Bir maçını anlatmıştım ben. 5-3 yenmişti Roma. Ama o kadar çok pas yapıp o kadar çok göze hoş gelen bir futbol oynuyordu ki böyle hani izlemekten keyif aldığım bir takımdı o Benevento. Daha sonra Sassuolo da aynı tarzda oynadı. Ben Farioli'de de bunu görüyorum. İki stoperini yanına koyuyor. Ceza alanının hemen içine. 4 kişi oluyor bazen ceza sahası içinde geriden. Hiç uzunla çıkmıyorlar. Ve ısrar ediyor. Uzunla çıkmıyorlar hiç. Hep pas yapıyorlar. Yani ya burada bir kere karakterli bir teknik direktör olduğu belli. Oyuncusuna demiş ki bunu oynayacağız. Top kaptırırsan da oynayacağız demiş ve öyle bir oynatan teknik direktör. Zaten çağımızın futbolu bu. Ne diyoruz hep? Kaleciler oyunun içinde olacak. Kaleciler takımıyla beraber, takım atağa kalktığında bile libero pozisyona gelip oynayan kaleciler var artık. Bazen orta sahalarını bile iki stoperin arasına almayıp kalecileri oynayan mesela Neuer. İki stoperi bir açıyor, libero Neuer aralarında. Çıkmış ceza sahasının 30 metre dışına pas yapıyor. Günümüz futbolu bunu istiyor. Ama burada bazı teknik direktörler de yanılgıya düşüyor. Stoperleri ayak kötü olan teknik direktöre sahip gidiyor, onu oynamaya çalışıyor. Sonra 3 tane yiyor, haydi güle güle oluyor teknik direktör. Ama Karagümrük'te şanslı. Rokan'ın da ayağı temiz, Biglia falan oynadı mı oradan rahat rahat çıkıyor. Kaleci de iyi, Viviano da ayakları iyi. O yüzden şanslı. Ama benim en çok hoşuma giden, hata yapılmasına rağmen, top kaptırılıp gol yenilmesine rağmen istediği oyunda ısrar etmesi. Uzun vadede başarılı olur. İyi oyuncuları da bulduğunda ki Karagümrük'te de oyuncular var teknik olarak. Yani düşme potasında düşmemeyi oynayan bir takımın bu tarz bir oyununa hiç rastladın mı? Bu birincisi oyuncu kalitesiyle alakalı. Evet. Güzel söyledi Nihat. Biglia gibi bir oyuncum varsa stoperlerin ayağı çok iyi olmasa da açarsın kenarlara, göbekten kurar oyunu sana. Bugün Biglia yokken de aynı. Yoktu oyuncu. Ama oyun pratiği gelişmiş. Evet. Yani her oyuncu buna oynamaya alışmış. Bu birinci detay. İkinci detay, bulunduğun sıralama sana bir oyun tarzı belirliyor ister istemez. Yani eğer düşmeme mücadelesi veren zor durumdaki bir takım olsaydı kapanacaktı, direkt çıkacaktı. Ama rahat, stressiz, Galatasaray'dan daha şampiyonluk takımı gibi oynamaya çalıştı. Her yerde pas yapıyor. Her yerde üçgen kurmaya çalışıyor. Evet. Kaybedecek bir şey yok ki. Kim Galatasaray'a mağlup oldu ya da puan kaybetti diye Karagümrük'te herhangi bir oyuncuyu eleştirecek? Öyle bir sıkıntıları yok. Rahat takım olmanın avantajını kullandılar bugün. Ama Galatasaraylı oyuncular lig bitsin artık ya der gibi oynuyor. Ve çok açık söylüyorum, Beşiktaş Erzurum'dan galip gelirse ondan sonra Galatasaray ya da Fenerbahçe'nin şampiyon olması artık küçük çapta bir mucizeye bağlanacak. Çünkü Beşiktaş'ın oyunu bir, senin oyunun iki. O oyunuyla sana bu ümidi vermiyor. Sen de oyununla hiç kendini ümitlendiremiyorsun. Gidemiyorsun yukarıya doğru yani. Bak ikinci yarıda Karagümrük bir korner atıyor. Bak takımını ne kadar çalıştırdı orada net belli. İki tane oyuncu geldi, korneri kısa kullandı. Biri ceza sahası içine koşu yaptı. Hani çalıştırıyor. Duran toplarda da değişik organizasyonlar çalıştırmış. Bir de tabii 32 yaşında genç, istekli, arzulu, kendini de kanıtlamak istiyor. Kolay mı ya Türkiye Süper Ligi'nde teknik direktör olmak?
kaç tane teknik direktör şu an kuyrukta bekliyor, aman bir yer boşalsın da başkanı arayalım, yönetici arayalım ya da başka yeri arayalım gidelim diye 32 yaşında Süper Lig'de teknik direktörlük yapıyor. Ben şahsen tebrik ediyorum. Bu sistemde böyle, ben Karagümrük maçları keyifli olur. Yener yenilir bak. Futbolda her şey var ama oynatmak istediği sisteme ben bayılıyorum yani. Küçük bir dezavantajı var. Çok özür dilerim, sözünü kestim. Küçük bir dezavantajı var. Bazen kendi yaşındaki oyunculara antrenör olarak hükmedemeyebilirsin. Evet. Yani biraz bunun sıkıntısı. Mesela Trabzonspor, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray böyle bir seçim yapsa bence daha çok zorlanır. Ama çok fazla İtalyan oyuncunun olduğu Karagümrük'te genç bir teknik direktör, kafaları da uyuşuyorsa bunu avantaja çevirebilir. Karagümrük çok köklü bir şansı ne biliyor musun? Bu tarz takımlarda bu sistemi oynamanın seyircinin olmaması. İşte, onu diyeceğim. İçeride oynuyorsun, 6 pasta yaptığın her pas seyirci aman panik yaptırtır evet. Sana. Seyirci sevmez bu oyun tarzını. Tabii. Bir de o da şans yani. Ya. Bak seyirci olsun, mesela o topu kaptırdıktan sonra tekrar Viviano'su, Rocca'sı 6 pasta pas yapsın, seyirci ıslıklar. Tabii önde de baskı kuran bir rakibe karşı yani. İnsan yani seyirci refleksi ister mesela istemez tedirgin olur. Mesela baskı kurmasını bekliyoruz. Oyun kalitesi. Abi her maç farklı 11. Forvet hattında değişen oyuncular. Mesela Hatay maçından sonra 5 oyuncu değişmiş. İkisinin de yeri değişmiş saha içerisinde. Ömer Bayram'ın beke atmışsın. Getson'u stoperden tekrar orta sahaya atmışsın. Yani bu kadar farklılıklar içerisinde istikrarlı bir oyun. Mesela önde pres yapacağız diyorsun ama en son Oğulcan'la Muhammed nerede oynamış beraber? Nerede? Forvet hattında tanımadığın bir oyuncuyla oynamanın ne demek olduğunu Babel'le anlatsın. Babel'le oynamıyordu yani ya. Babel'de yeni oynuyor. Evet. Yani yepyeni bir üçlü orada. Muhammed, Babel, Oğulcan. Arkasında da Emre Akbaba. İki var, iki yok. Bir var, bir neden kesildiğini anlamıyoruz. Orada yani öyle bir istikrarsızlık var ki önde pres yapacağız desem bile aynı anda hareket eden, aynı anda düşünen oyunculara sahip değil Galatasaray takımı. Bu arada ben o Karagümrük yapısını da bu ligin bir takımı gibi görmüyorum. Karagümrük çok köklü bir camia, taraftarlığı olsun. İtalyan milli takımı gibi ya. Şu anda İtalya liginden bir takımı buraya hani bir program dahiline getirmişiz de bizim ligimizde ama oynuyormuş gibi. İtalyan milli takımının ofansif hali evet. Diyelim. Biliyorsun İtalyanlar defansı meşhurdur yani taktikte sel olarak rakibe pozisyon vermemeleri. Bu onu da yapmaya çalışıyor teknik direktör olarak Farioli. Bir de ofansif anlamda da zenginlik var. O kısa üçgenler, bindirmeler, paslaşmalar, hareketlilik. Yani hakikaten o güzel son, bir sistem. Karşı karşıya kaldıkları pozisyonun öncesinde ne kadar planlı bir şekilde tabii. Pas trafiğiyle çalışıyorlar. Yani Castro diye bir oyuncular var mesela. Sakat sanırım. Evet. Yani çok çok özel bir oyuncu ve santrofor arkası pozisyonunda yakaladığı zaman çok da öyle mesela bugün kaçırdıkları pozisyonları affetmez. Valla bugün Fatih Karagümrük, Lucas Bilia, Fabio Borini ve Castrosus sahaya evet. Çıktı. Yani Bertolacci de iyi oynamadı bu arada. Yani 60'da attı ona kemente hemen. Aha. Halbuki çok çok iyi, genelde iyi bir sezon şu geçiriyor. Fatih Karagümrük'ün yani %30'u yoktu. Temel kalitesini belirleyen oyuncuların %30'u yoktu. Ona rağmen çok evet. Topa hakem hükmedebilen bir takım görüntüsü vardı. Yani orta sıra İtalyan takımı gibi hem teknik direktörü hem kulüp yapılanması hem kadro profili Fatih Karagümrük'ün. Ben gelecek sezonlarda Fatih Karagümrük'ü ilk dördü devamlı zorlayan bir yapı içerisinde göreceğimizi mesela düşünüyorum. Mesela sudan ucuza oynayan bir Endao var orada. Bugün evet. Golü atan. Artıları var, eksileri var. Artıları hücumda çabukluğu, birebir de adam eksiltme özelliği. Evet. Ya Ömer Bayram'ı 3 çıkışının ikisinde kovalamıyor. Galatasaray bunu avantaja çeviremedi maçın içerisinde. Çünkü Ömer Bayram kötü. Çünkü sol beki iyi değil. Evet. Yani çıkıyor ama yani bunu taçlandıramıyor çıktığı pozisyonları. Endao gelmiyor Ömer Bayram'la. Galatasaraylı oyuncu olsam maçın içerisinde ya da antrenörün uyarması gerek belki. Sürekli Babel, Ömer Bayram üzerinden oynasan çok daha kolay giderdin kaleye mesela. Gelmiyor çünkü Endao Ömer Bayram'la. Ömer Bayram içte oynarken galiba daha iyiydi. 8 asist yaptı o sezon. Yani gözümün önüne geliyor. Burada çok övdük mücadelesini, tabii. Katkısını. Ama o kadro farklıydı. O kadronun içinde iyilerden biriydi. Burada bireysel olarak çok daha iyi oyuncular var. Ama bu sefer de takım olamayan bir Galatasaray var. Dediğin gibi her hafta 4-5 kişi değişirse takım olamazsın. Yani Fenerbahçe'de olamamasının en büyük sebebi buydu. Ama her kötü örnekten sonra pozitif olarak da kıyasladığımız bir Beşiktaş var. Takım olmuş. Orta sahası hep Josef Atiba yazıyorsun. Bir forvet arkası değişiyor. Ön taraf genelde aynı oluyor. Defansta da sadece bir sol bekin değişiyor yeri geldiğinde. Ama ne bu Galatasaray için geçerli ne Fenerbahçe için geçerli. Hiç böyle oturmuş bir kadroyla 2 hafta 3 hafta peş peşe göremedik bu takımları. O zaman sahanın içinde oyun da oturmuyor. Ama bundaki tek sebep de teknik direktörün keyfine ya da
mecburi yaptığı değişiklikler değil. Bireysel olarak oyuncu performansları da maalesef beklenilen seviyede değil. Biz ne yapıyoruz? 20-30 dakika ya da 40 dakika Babel iyi oynadı diye diyoruz ki haftaya 11 oynamalı diyoruz. Falcao iyi oynadı diye 11 oynamalı diyoruz. Ama genel olarak hiçbir zaman Galatasaray ve Fenerbahçe adına bir 11 yazamıyoruz yani. Beşiktaş adına yazıyoruz. Net. Bu sıkıntı. Bireysel performansları çok düşük. Arda hırslı diyorduk, hırslı. Arda hırsını da kaybetti. Bak bugün yok. Yine ortalıkta yok Arda. İyi bir Arda oynamaz mı bu takımda, oynadı iyiken? Ne oldu da bu kadar düşüş oluyor oyuncularda? Feghouli'ye ne oldu? Feghouli'yi yolluyorsunuz mu acaba? Oynamamasının bir sebebi olmalı Feghouli'nin. Ya bir de bu eksiklik de var bu sene. İletişim. Ya Feghouli oynamıyor çünkü şu 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 sebepten hazır değil. Değil mi? Falcao'yu bugün neden oyuna mesela almadın? Sebep 10 günlük. Ama işte hakem de konuşturtmuyor buraları yani. 10 günlük karantina sürecinden dolayı Emre Kılınç'ın ve Taylan'ın oynatılmadığı açıklandı mesela. Güzel. Ama Taylan'ın 10 gün, özür diliyorum Taylan, Emre Kılınç'ın 10 gün antrenman yapmamasına rağmen 68'de oyuna girdi. Kerem niye 83'te girdi? Daha çabuk, birebir de daha kolay adam eksilten, hatta Galatasaray'ın 10 kişiyken pozisyona girmesini sağlayan oyuncu Kerem. Mesela Kerem daha fazla şans bulmalı diyorduk. Adam iş yapıyor, daha az süre buluyor. Maç oynanırken Nihat'a sordum ben. Dedim ki bir maçta oyuna girdin, 45 dakika çok iyi oynadın. Bir sonraki maç için beklentin ne olur? İlk 11. İlk 11 dedi. Falcao oyuna giremedi. Şimdi bu örneği bir mantık çerçevesine oturtmak çok zor. Falcao sıradan bir santrafor değil. Sen kaleye gidemezken bile sana bir pozisyon üretip gol yapabilir. Ve bu kadar kötü oynarken Mustafa Muhammed, ya gerekirse Mustafa Muhammed'in yanına, arkasına, önüne, ne bileyim nereye olursa Falcao nasıl oyuna girebilir? Biraz mesela Donk'un kırmızısı da o planları bozdu. Ya son tabii 70'te falan gördü 64. herhalde. Bir de maç uzadı. Evet. Yaklaşık 25-28 dakika 10 kişi oynamak da kolay evet. değil. Ya şu Eto'yu izliyorum ya. Şimdi aklıma geldi Taylan'dan bahsedince. Taylan işte 10 günlük karantina süreci. Bireysel bir şeyler yapmıştır. Bisiklet yapmıştır. Koşabiliyorsa koşmuştur falan. Ya tek ayağıyla şu Eto'dan daha iyi oynar ya. Taylan yani ya. Niye mesela hiç oyuna girmedi? Ya bu Eto'yu ısrarı, hani Eto'dan memnun olan Galatasaraylılar var mı ya? Yazsınlar lütfen. Geldiğinden beri gösterdiği performanstan memnun olan Galatasaraylılar var mı? Eto'yu Taylan'ın yanına konuldu. Sırf defansif anlamda birazcık görev, hani rakibe göre konuldu. Beşiktaş deplasmanında oynadın, yenildin mesela. Hani o anlamda da çok katkısı yok Eto'nun. Bir Kasımpaşa maçı sağ çamur, Eto'ya vurdu, takım koştu. Değil mi? Eto'ya kesti, vurdu uzun. Bir o maçta böyle hatırlıyorum Eto'ya. Eto'ya geldiğinden beri de çok beklenti altı. Tamam, Taylan'ın itman yapmamış hali bugünkü Eto'ya'dan daha iyi oynar. Bari öne doğru oynar diye düşünüyorum ben mesela. Yani Galatasaray'da o 8 maçlık galibiyet serisi sonrası, bu geçen sezon pandemiden dönüş, yani Galatasaray'ın o enerji eksikliği, o saha içerisinde oyuncuların genç yaşlı fark etmeksizin, kalite, CV fark etmeksizin bir tutku eksikliği dikkat çekiyordu. Yine o günlere geri döndü Galatasaray. Sahada tutku yok. Yani Galatasaray farklılığı şu. Coşkulu değil. Farklılığı şu. Devre transferinde iyi takviyeler yapmış olmasına rağmen en azından kağıt üzerinde takviyeler iyi. Bak Mustafa, o da söndü ama o rüzgar da dindi. Evet ama Onyekuru ve Mustafa Muhammed'in Galatasaray'a aldığı maçlar olmasa şimdi Galatasaray nerede, bir de ona bak. Ama mesela Yedlin olmadı. Bence Gedson Fernandes çok fazla bir katkı vermedi. Galatasaray hep şunu söylüyoruz. Bazen daha dar gözüken kadrolarla arkadaşlık ortamın oturur, takım olgusu oturur, daha iyi işler yaparsın. Örnek Beşiktaş. Bunu Fenerbahçe'de de konuştuk. Fenerbahçe'de de genel çok. Şimdi Galatasaray'a geliyorsun, diyorsun ki her bölgede ikişer üçer oyuncu var. Ama rekabet bir türlü oturmadı Galatasaray'da. Oturmuş bir oyun da vardı, o da kaybedildi. Sezonun ilk yarısında maçlara iyi başlayan Galatasaray vardı. Sezonun ikinci yarısında bir tane iyi maça başlayamadı. Ya biraz artık Nihat'ın programın başında söylediği gibi oyunculardan ziyade teknik direktör tarafına da bakmak lazım. Sadece iyi kadrolar şampiyon olmuyor. İyi kadroları takım haline getirmiş teknik direktörler şampiyon oluyor. Müjdat. Yani iyi kadron var deyince şampiyon olmuyorsun. O kadroyu işler hale getirmek teknik direktör işi. Ama Galatasaray'da iyi kadro var, işleyen bir kadro yok. Bak ne güzel söyledin. Galatasaray'da hadi oyun kötü de o istek arzu da yok dedin. Bu konuda bir numaralı teknik direktör var başlarında.
Geçmeme ihtimali de yok. Niye geçmiyor? Değil mi? Fatih Hoca'nın en önemli şeyi nedir? Karakteristik özelliği. Motivasyon, coşku. Son dakikaya kadar mücadele eden takım. İyi oynar, kötü oynar. O da geçmiyor. Çok enteresan yani. Burada büyük sıkıntılar var anlamına geliyor yani Galatasaray adına. Fatih Hoca'nın da ben bu noktada kendini çok konforlu hissettiğini düşünmüyorum. Yani Fatih Hoca da aklında, zihninde başka, kendisini rahatsız eden, konfor hissettiren başka detaylarla herhalde konsantrasyonu dağılıyor. Yani onun da ben %100 takıma bu açıdan sadece futbolu yansıttığını düşünmüyorum. Hocanın da bence kafasında başka problemler var. Cümlenin arasında ne güzel bir ses söyledin. Galatasaraylılar için hashtag'ti. Konsantrasyon. Evet. Değil mi? Yok. O kayboldu. O kayboldu mu zaten başarılı olmak çok zordur yani. Uzun zamandan beri yok bu arada. Evet. Yani bu maç özelinde değil. Son 6 maç hele hiç 5-6 yok. 5-6 maçtır yok. Çünkü yani. Yönetimle ilgili, farklı dinamiklerle ilgili farklı mesajlar, farklı açıklamalar hep yol boyunca geldi Fatih Terim'dendi. Ya mesela hani Nihat Kahveci dedi ya, iletişim problemi var diye. Ya yönetim Belhanda'yla Feghouli'ye resmen ya hani mesaj baştan vermedi mi bu oyuncular? En baştan. Kontrat üzerinden indirim yanaşmadılar diye taraftarın önüne atıldı mesela Feghouli ile Belhanda. Şurayla zaten bile başladı biliyor musun? En baştan. Ben transferi doğrudur diyorum. Arda konusunda bile vardı. Başkan ve yönetim istemiyordu ilk başta. Değil mi? Ya yani orada bile vardı o sıkıntılar ve ondan sonra gelen süreç, Belanda olayları, işte devre arasında transfer edilerin gecikmesi, o bu şu Vişça, bir sıkıntı var yani. Vişça İrfancan'ı istiyorum, evet, dedi hoca. Evet, mikrofona İrfan'ı istiyorum dedi. Doğru. Düşün yani. Bayağı sıkıntılar vardı sahanın dışında. Buralarda hocanın o bildiğimiz Fatih Terim motivasyonunu etkileyen faktörler. Çok Feghouli ve Belhanda üzerinden bu düşüşü değerlendirmem ben. Yok, düşüş değil. Farklı motivasyonlar, yani farklı. Farklı motivasyonlar ama Fatih Hoca'nın çıkıp kazandığı maçlardan sonra bu takımın kalitesinden bahsettiğine de şahit olduk burada. Hani şampiyonluğu ne kadar ne kadar istediklerini söylediğine de şahit olduk. Belhanda gitti, Feghouli bu takımda ama indirim istedikten sonra Galatasaray bu oyunculara bir yaptırım falan uygulamadı. Kadro dışı bırakmadı. Hani oynatmıyoruz demedi. Çok fazla da forma giydi mesela. Belhanda oynamıyor muydu giderken Galatasaray? Ama işte o yönetimsel yönetimle oyuncu arasındaki, Fatih Hoca yönetim oyuncu orada bir bütünlük olmayınca Belhanda gitti zeminden dolayı yönetimi eleştirdi. Yönetim Belhanda'nın biletini kesti. Yani çok fazla iyi örneği olduğu için dönüp dolaşıp Beşiktaş'tan bahsediyormuşuz gibi gelmesin. Ama Leicester problemleri vardı. Vida'nın İndirim yap problemleri vardı. Wellington'la Ensakala bu takımın oyuncusu değillerdi. Doğru. Bütün problemleri yavaş yavaş doğru hamleler. Dorukhan'ın sözleşmesi bitiyor. İmzalı. Kim Dorukhan konuşuyor ya Beşiktaş'ta? Kimsenin umurunda değil. Yani belli krizler olabilir ama bugüne kadar bu krizleri defalarca yaşamış teknik direktörüm var. Yani bir takımın başarısı için ne gerekiyorsa onu yapma yetkisi ve gücü de var. Ve bu gücü taraftardan alıyor. Yani rahat değil. Abi olmaz. Galatasaray'da Fatih Hoca rahat değil. Başka nerede, hangi hoca rahat olabilir? Ya. Daha güçlü olabilecek bir teknik direktör tanımıyorum ben. Türkiye'de en güçlü teknik direktör Galatasaray'ın efsanesi Fatih Terim'dir. Halen ne isterse yapar. Evet. Bak, diyemezsin şu an Fatih Hoca istifa etmeli, bırakmalı. Galatasaray taraftarlar da diyemiyor. Ama şunu konuşmak lazım. Bu takım 8'de 8 yaptı. Bunun bir sebebi vardı, sebepleri vardı. Ne oldu da 6 maçta bir galibiyet alıyorsun? Ne değişti? Yapılmışı var hazır orada. Başarının sırrı. Sen oradan alıyorsun. Siyahla beyaz gibi. Bembeyaz günlerden, 8'de 8'den bu siyah günlere nasıl dönebiliyorsun? Burada büyük sıkıntılar var yani. Herkesin de hatası var. Ama yine ne diyorum ben, hani programın başında Fatih Hoca'ya yazar. Fatih Hoca'ya yazar. Bir numara odur. Başarıda nasıl oysa başarısızlıkta da odur. Ama dolu da etken var yani. Fatih Hoca'nın olmadığı maçlarda Galatasaray'ın istatistiği vardı. Onu ben bir daha rica edeyim. Orada da aslında ne olursa olsun Fatih Terim'in kulübede bir eksikliği hissediliyor. En azından futbolcular gözüne. Bak Erman, 30 maçın 17'sinde puan kaybetmiş Galatasaray Fatih Hoca kulübede yokken. Çok büyük bir rakam. Neye inanıyorum biliyor musun? Bugün Lens'in pozisyonda Fatih Hoca kenarda olsaydı hakeme o pozisyon için VAR'a gitme mecburiyeti gelebilirdi. Olabilir. Kenarda Fatih Hoca olsaydı, evet, hakem o pozisyonda VAR'a giderdi. Ufak bir detay belki ama. Belki de maçın hikayesi değişirdi. Yani kırmızı çünkü onun orada bir ağırlığı var. Dördüncü hakeme itiraz, VAR hakeminin kulağına kadar gidecek her tür şey
orta hakemi o pozisyon için tekrar bir değerlendirmeye itebilirdi diye düşünüyorum kendi adıma. Çok doğru söylüyor Erman. Ya burada asıl konuşulması gereken kaybettiği puan değil. Fatih Hoca koskoca bir sezon neredeyse 30 maç Galatasaray'ın kulübesinde kalamamış yani. Bu çok yüksek bir maç sayısı. Hani ben Fatih Hoca her şeyi yaşamış bir teknik direktör. Yurt dışına gitmiş, dünyanın hayranlıkla izlediği zamanında Milan'ın teknik direktörü olmuş. Bak bunları başarmak çok zor iş. UEFA kupası kazanmış, 8 tane şampiyonluk kazanmış, milli takımla Avrupa üçüncülüğü yaşamış bir teknik direktör, çok tecrübeli. Ben 30 maç takımının başından ayrı kalması olmamalı. Bir kere hem yaş olarak hem tecrübe olarak örnek olmalı olduğundan bunu 2-3 ay önce de belirttim. Ama ondan sonra yine 2-3 maçlık ceza alan Fatih Hoca oldu. Bu da takıma yansıyor. Bak kulübede olması farklı, tribünde olması farklı, evde olması farklı. Bu iş böyle yani. Bugün kulübede olmalı hoca. Allah rahmet eylesin, annesini kaybetti. Yani Onyekuru da. Allah rahmet eylesin. Bir kez daha başsağlığı dileklerimizi iletelim. Onyekuru'nun eksikliği de hissediliyor Galatasaray'da. Belki son maçlarda o da aktif değil ama ne olursa olsun mesela bir tehdit. Bugün bilmiyorum sahada ya, olsa belki çok biraz çok iyi oynamadığı maçlarda bile ceza sahası içerisinde çabukluğu bir avantaja dönüşen, penaltı alabilen, gol yapabilen, kolay pozisyona giren bir oyuncu. Elbette ki öyle ama böyle bir durumda da oyuncuya niye oynamadın diyemezsin yani. Oyuncunun kendi psikolojisiyle de alakalı. Mesela Aboubakar çabuk gitti geldi. Belki de o psikolojiden kurtulmak istedi. Yani Allah rahmet eylesin. Acısını tabii, yaşayacak tabii ki elbette. Sezon sonuna kadar oynamıyorum dese yine de bir şey söyleyemezsin. O başka ama hani bu şartlar el verseydi, sahada olsaydı. Tabii ki aradı bana göre. Farklı bir denklem olabilirdi. Gibi oyuncuyu aradı. Çünkü topu ayağına isteyen Babel ama topu önüne isteyen Onyekuru. Yani bu kadar çabuk bir oyuncuyu aradı. Peki, kısa bir reklam arası rica edelim. Ara sonrasında Nihat Kahveci ve Erman Özgür'le birlikte sohbetimizi sürdüreceğiz.